Hayat oyun olanların platformu Misunup'tan herkese selamlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Assassin's Creed Nexus VR oyununa yakından bakacağız. Bu oyun sizi siber dünyanın gizemli derinliklerine doğru çekiyor ve tarihinin efsanevi suikastçıları olan Ezio, Cassandra ve Connor'ın benzersiz anılarına dalmanıza imkan tanıyor. Eğer hazırsanız gelin oyunun derinliklerine birlikte bir bakalım. Oyunun temel hikayesi, oyuncuyu Brotherhood için gizlice çalışan bir hacker olarak Abstergo şirketinin içine sokuyor. Burada ana operatör Dominica Wilk, Antikterya'nın parçaları üzerinde yaptığı çalışmada tarihi bir çığır açıyor. Bu parçaların asıl amacını keşfetmek, oyuncuları efsanevi Göz adlı bir oluşumun izini sürmeye götürüyor. Abstergo'nun bu parçaları ele geçirme amacı, 3 büyük suikastçı olan Ezio, Cassandra ve Connor'ın yaşamlarına ve anılarına derin bir dalışa neden oluyor. Assassin's Creed Nexus VR oyununda 3 tane ikonik suikastçı var demişti. Bunlardan en bilindiği Ezio Odoterre de Firenze. İtalya Rönesansı'nda etkili olan Odoterre ailesinin bir üyesi olarak Ezio Assassin's Creed Nexus VR oyununda Roma maceralarından 2 yıl sonra canlanıyor. Odoterre ailesi ve Leonardo da Vinci gibi eski dostlarınızla buluşabilir, Ezio'nun hikayesinin bilinmeyen bir bölümünü oynayabilirsiniz. Cassandra. Antik Yunan'da Peloponnesian Savaşı sırasında aktif olan mit soyusu olan Cassandra, Nexus VR'da Amphipolis Savaşı'ndan 20 yıl sonra hayata dönüyor. Cassandra'nın hikayesinin bu yeni bölümünde Atina ve Sparta arasında yeni bir savaşa karışacaksınız ve Atina'yı zalimce yöneten Otis Tirant'a karşı şiddetli bir çatışmadan geçeceksiniz. Connor. Connor Kenway ise Britanya Amerikası'nda doğan Mohawk kabilesine mensup olan Raton Haketon'dur. Assassin's Creed Nexus VR'da Connor'ı canlandıracak, Achilles'in rehberliğinde Boston'da esir alınan bir Liberty'nin oğlunu kurtarmaya çalışacak ve yeni bir casusluk, entrika ve ihanet dünyasına dalacaksınız. Bu üç efsanevi suikastçının anılarına dalarken oyuncular oyunun derinliklerine iniyor ve geçmişteki olayları daha yakından keşfetme şansı buluyor. Assassin's Creed Nexus VR tarihi bir yolculuk ve aksiyon dolu anılarla dolu bir deneyim sunuyor. Bu oyun 3 önemli bileşeni bir araya getirerek benzersiz bir atmosfer sunuyor. Bunlar navigasyon, dövüş ve gizlilik. Oyunun iç yüzüne bakacak olursak dövüş ve oyun mekaniklerinden başlayabiliriz. Oyunda birçok dövüş ve oyun mekaniği mevcut. Bunlardan bir tanesi gizli bıçak saldırısı. Oyunda eğer gizliliğe önem verip çok fazla ses çıkarmadan gidecekseniz bu gizli bıçak saldırılarını kullanabilirsiniz. Düşmanın arkası dönükse gizlice gidip kollarınızdan çıkan gizli bıçaklarla arkasından tek hamlede onu yere serebilirsiniz. Oyunda dövüş mekaniğini dibine kadar yaşadığınız noktalardan birisi ise saldırı savuşturma kısmı. Düşmanlarla savaştığınızda düşmanların saldırılarını böyle bloklayabilir ya da saldırıyı savuşturabilirsiniz. Bu açıkçası oyunun en beğendiğim noktalardan birisi. Bir süre sonra tekrara düşseniz de yine de kılıçlı bir dövüşe girmek gayet eğlenceli oluyor. Nexus bizlere 360 derece navigasyon imkanı sunan tarihsel açık haritalara sahip. Hedeflerinize nasıl ulaşacağınıza karar verirken istediğiniz her yere tırmanabilirsiniz ve parkur yapabilirsiniz. Gelelim oyunun parkur mekaniğine. Parkurda birçok farklı aktivite yapabiliyorsunuz. Fakat parkur VR için en büyük soru işaretlerinden bir tanesidir. VR başlıklarında yaşanan en büyük problemlerin başında hareketsiz bir şekilde oturup hareket etmek geliyor. Bunun sonucunda da mide bulantıları, baş dönmeleri gibi sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Oyun bu anlamda bize çok fazla seçenek sunuyor. Ben de başı dönenlerden birisi olarak ekran karartma seçeneğini seçtim. Böylelikle hareket ederken ekranınızın kenarları kararıyor ve gitmeniz gereken yere ışınlanıyor gibi gidiyorsunuz. Bu da baş dönmelerinin ve mide bulantılarının önüne bir nebze de olsa geçmenizi sağlıyor. Peki diğer seçenekler yok mu? Var elbette. Mide bulantısı yaşamıyorsanız birebir gerçek zamanlı yürüme, koşma, hoplama, zıplama gibi bütün hareketleri direkt yaşayabiliyorsunuz. Buna çok fazla ben dayanamıyorum. O yüzden ışınlanmayı tercih ediyorum. Oyunda etkileşime geçebildiğiniz birçok şey bulunuyor. Bunların içerisinde tarihi parçalar da var. Oyun dünyasının her köşesinde bulunan tarihi parçalar ilginç gerçekleri ortaya çıkararak deneyimi daha da zenginleştiriyor. Sağda solda bulduğunuz elma, ekmek, üzüm gibi yiyecekleri ağzınıza götürüp gerçek zamanlı yiyebiliyorsunuz. Etkileşime geçilen ve benim en beğendiğim fiziksel mekaniklerden bir tanesi de müzik aletleri. Çeşitli müzik enstrümanlarını bulabiliyor, gitar gibi telli çalgıları da el hareketleriyle çalabiliyorsunuz. Üflemeli enstrümanları ise ağzınıza götürüp onları da çalabiliyorsunuz. Animus Scout, Leap of Faith, Lockpicking, Whistling ve Pickpocketing gibi özel yetenekler ve araçlar oyun içindeki detayları keşfetmek için eşsiz fırsatlar sunuyor. Bu özellikler sadece savaşa odaklanan bir oyun ötesinde çeşitli zekice tasarlanmış görevler ve etkileşimli öğelerle dolu bir dünyanın kapılarını bizlere aralıyor. Animus Scout, haritanın ve çevredeki tüm ilgi çekici noktaların iyi bir genel bakışını almanızı sağlıyor. Görevler, ilgi çekici noktalar ve düşmanlar Scout modunda takip edilebilir veya etiket
niyetlenebilir. Animus Scott etkinleştirmek için joystick'teki Y tuşuna basmanız lazım. Leap of Faith. Leap of Faith'i denemek için birden fazla fırsatınız olacak. Belirli seyir noktaları kollarınızı uzatmanızı ve tuşa basmanızı isteyecek. Ve karşınızda en uygun yerleştirilmiş saman yığınları. Bu hareketi Assassin's Creed'in diğer oyunlarında da biliyorsunuz zaten. Bütün şehri ayaklarınızın altında tepeden atlamanızı sağlıyor. Lockpicking. İki elinizi de kullanarak kapıları açmanızı sağlayabilirsiniz. Burada hassasiyet birazcık daha ön plana çıkıyor. Whistling. Sağ elinizi kullanarak elinizi yuvarlak haline getirip ağzınıza götürdüğünüzde bekçileri kendinize çekebilir veya dikkatleri dağıtmak için ıslık çalabilirsiniz. Pickpocketing. Assassin's Creed'in diğer oyunlarında da bildiğiniz üzere hırsızlık burada da var. Yapmanız gereken sadece sessizce bekçinin arkasına yaklaşın ve kemerine takılı anahtarı sessizce alın. Bu sırada görülmüyorsunuz ve bekçi sabit durduğunda yapabiliyorsunuz bunu. Bunlar gerçekten oyuna farklı bir boyut katmış. Ana görev ve bu anlattıklarımın dışında da elbette başka aktiviteler de var. Karşınıza çıkan kumar masalarında zar atan amcalara denk geleceksiniz. Onlarla oturup zar yarıştırabilirsiniz. Ya da bulmaca görevleri yapmak isterseniz karşınıza çıkacak bulmacaları çözmeye çalışabilirsiniz. Patlayıcı ok bulmacalarından müzik kutusu bulmacalarına kadar birçok bulmaca oyunda bizi bekliyor. Hop. Assassin's Creed Nexus VR tarihsel derinlikle sanal gerçekliği harmanlayarak oyunculara benzersiz bir deneyim sunuyor. Gerçek dünya hareketlerini kullanarak etkileşimde bulunmak, geniş açık haritalarda özgürce dolaşmak ve ikonik suikastçilerin zengin hikayelerine derinlemesine dalma imkanı oyunun güçlü yanlarından sadece birkaçı. Eğer Assassin's Creed hayranıysanız ve sanal gerçeklik dünyasına ilk adımınızı atmak istiyorsanız Nexus VR kaçırılmayacak bir fırsat sunabilir. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, oyunda kalın.